Adam 2 milyon ya. 500 milyon Türksün, buçuk milyar Müslümansın. Bu 2 milyon bana ne yapar diyorsun? Oho geçmiş olsun. Şimdi bir takım adamlar Türkse, bir takım adamlar hadi gelin beraber dünya yönetelim diyorsun. kötü bir şey biliyorlar ya? Yani şimdi bak şimdi hemen onlar şeytani mi? Yeme abi. Yeme şeytani. Şeytan olacak dünyada zaten. Şeytanın olmadığı bir dünya mı var? Dünyanın e, var olma sebebi ortadan kalkar. Şeytan olmazsa değil mi? İmtihan ortadan kalkar. E sen küresel sosyal medyayı koy. E sen sosyal medyaya ya yem olmuş. Bütün onun içinden çıkmıyorsun. Girme. Bak aynı şey yani şimdi aşı aynı. O manada söyledim ben. Adam önüne ne servis ederse yiyorsun sen. Türkiye Yüzyılı ibaresini e, bu kelimeyi seçim öncesinde çok sıklıkla kullandı Sayın Erdoğan. E, seçimden sonra da yine aktif olarak devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı projesi aslında ne? Şöyle algı var. Ben yayın yaptığımda videoların altına da çok geliyor. Bu bizim projemiz değil ki. Küreselcilerin projesi gibi. Mesajlar gülüyor. halk tarafından? Neye dayanarak oldu? Yani böyle bir yorum var. Onu soracağım. Neye dayanarak? Ya da senin fikrin ne? Türkiye yüzyılı e, nedir? Nereye evrilecek? Altında ne var? E, niye bu konuşuluyor? Ru sormuş olayım. Türkiye 100 yılıyla devam edelim. Evet. Ondan sonra da zaten sonlara doğru da şey soracağım hocam. O çok önemli. Son önümüzdeki 10 yılda ayağa kalkacak ülkeler. Evet. Çok önemli. Evet. Ve yok olacak değil mi? Yani enerjisini artık kaybedecek, bitecek hale gelecek. Ee, yok, evet. yok olacak diyeyim. Hadi. Çünkü var o yorumu yaptığın için de yani. senin ağzından çıkıyor. Onu soracağım. ilerleyen var dakikalarda ben, da onu konuşacağız. Türkiye 100 yılı. Türkiye 100 yılı. Ee, dünya toyuna kadar anlattım. Kim olacak, kaç kişi olacak, nasıl olacak? Kimin projesiyle başlayacak? Ee, buna kadar Ama Türklerin projesi kimin olacak yani? Türkiye yüzünü. Şimdi bakın işte özgüvensizlik diyorum ya her şey küreselciler yapıyor. ya kim bu küreselciler ya? Yani bugün bu savaşın neyle olduğunu biliyoruz yani. Şey tesadüfen mi söylüyor Putin? Deccal'le savaşıyoruz diye. İş olsun diye mi söylüyor? Amerika'da Trump şimdi geçen neydi? Biz bağımsızlık mücadelesi veriyoruz dedi ya. O küreselcileri yeneceğiz, bitireceğiz dedi. Dedi mi? Dedi yani. Bunlar ne, ne mücadelesi? Şimdi acayip bir özgüven. Her şeyi küreselciler yapıyor. O biz şimdi bana mesela DSÖ İstanbul'a bunlar bize ne yapacak? Ya arkadaşlar bakın Amerika Birleşik Devletleri sırf bize bir şey yapabilsinler diye gidip kıta ötesinde kuruldu. <laughs> şimdi DSÖ'nün İstanbul'a gelmesi demek bizim kanunnamemize dahil olması demek. Bizim kontrolümüze girmesi demek yani. Adam zaten isterse uzaktan bize yapar. Bugüne kadar yapıyordu istediğini. Al yaptı. Domuz gribi yaptı, Kalite onu yaptı, 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 bunu yaptı. Hepsini yaptı. Yani buraya gelmesi gerekmiyordu ki bize bir şey yapması için. Bina olarak buraya gelmesi demek ne demek? Bizim tüzüğümüze dahil olması demek. Bir kere. Ee, bunu bilelim. Ee, Türkiye yüzyılı, işte baştan beri söylediğimiz Türkiye'nin dünyada dengeyi tutacağı, Türkiye'nin dünyanın liderliğini yapacağı yüzyıldan bahsediyoruz. Yani 21. yüzyılı e, Türkiye yönetecek dünyada. Ee, bunu da Türkler bir araya gelerek. Ta 1980'lerde yazmış birisi. Ben bunu sonradan okumuştum. Ee, bir hatta Erdoğan Aslıcı Hoca vermişti bana. Ee, biliyorsun işte 1976'da bir CIA ajanı ortaya çıkartıyor aslında şeyleri. Hazar Türklerini. Yani bu da aynı zamanda oraya gömülmüş kripto olduklarını da gösteriyor. Bu arada Hazar Türkleri küreselciler demek değil. Şimdi bunu da yanlış biliyor insanlar. Küreselciler dediniz yani eğer aileler söylüyor. Mesela Rockefeller küreselci dediğimiz aile. Pentagon ve FBI küreselci, tamam? Amerika'da demokratlar küreselci taraf. Ama işte Rothschildler, İngilizler, Amerika'da Cumhuriyetçiler, e, Amerika'da CIA e, bunlar küreselci kanat değil. Küreselci kanat dediğimiz kanat. Kimileri bin yazı diyor, kimileri Mısırcı diyor. Ondan sonra Mısır hanedanları diyor. Ondan sonra küreselci kanat bu. Yani herkes şu anda şeyle nedir onun adı? Bu taraf Babil kanadı dediğimiz, İngiliz kanadı dediğimiz, Rothschild kanadı dediğimiz kanatla e, Türkler birlikte en geniş söylersek. Bu küreselcileri yıkmaya çalışıyor dünyadan göndermeye artık. Bunlar bela çünkü. Bunlar her ülkenin içine girip, şimdi öbürlerinde daha bir ulusçuluk da var. Bunlar da öyle bir şey yok. Bunlar her ülkenin içine girip en tepesinde onlar Konseyi denen, Venedik Konseyi denen, Cabiriler denen, e, bilim sözde adamlarından oluşan, efendim e, şeytani, e, yaptıkları kimyasal, simyasal çalışmalarla kendilerini tanrı yapmaya, geni kanı çözerek kendilerini tanrı yapmaya çalışan, e, bunu yaparken de diğer insanlığa, insanların işte maymundan geldiği, bilmem nereden geldiği falan gibi şeyleri yayan, ondan sonra grup bu. E, hatta işte şeyin, Nedir onun adı? Fedlerin sahipleri. Şimdi Kennedy ne yapıyordu? Tam Fedleri kapatmak üzereydi. Doları basarmıştı. Morgan sülalesi, Rockefellerler bunları yani bitirmek üzereydi. Ve yaptığı açıklama neydi? Dünyayı artık gizli cemiyetler değil halklar yönetmeli dediği şey. Şimdi bunu bir kere ayırdı. Dolayısıyla bunun arkasından da yine o yazılan yazıyı söyleyeyim. Türkler neden protestanların ve katoliklerin oyununa alet oluyor? Türkler, Müslüman Türkler, Hristiyan Türkler ve Musevi Türkler bir araya gelseler dünyayı yönetirler. O Demek ki şeyleri atılıyor. Bak 86 falan diyorum. Ee, ne oluyor 87'de? Çin'de bir toplantıda işte bugünün kararlarının alındığı, protokollerinin yapıldığını söylüyor. 88'de ne oluyor? Rothschild'in dergisi bir Anka kuşu, altında yanan dolarları. Sonra bütün büyük organizasyonlarda bu uygulanıyor. Ee, görselleştiriliyor neyse. Ondan sonra oradaki simgeleri tek tek anlatmıştım yani bugün çıkabilecek olan para van ismi ondan sonra e, va, e, bir değer bir dünya van world van value konusu e, oradaki simgenin benzerliği işte neyse anka kuşu falan e, cumhurbaşkanımız aynı renklerdeki anka kuşuyla cumhurbaşkan seçim videosunu yapışı falan bunları anlatmıştım hatta bunları anlattım o Ukrayna Rusya toplantısında Cumhurbaşkanı'nın arkasında anka kuşunun resmedilmesi falan e, hepsi bunlar tesadüf değildi. Ondan sonra e, dolayısıyla mesela şimdi tek dünya diyoruz millet hemen küresel Ya arkadaşlar bizim nizam alem ne de demek? Dünyaya nizam vermek ne demek? Tek dünya demek. Bizim derdimiz asıl tek dünya. Onlar bölücü biz birlikçiyiz. Bölünürsek yok oluruz bir olursak var oluruz diyen biziz. Biz insanlığı tek çatıda toplamaya çalışanız. İslam çatısı altında, Türklerin de var olduğundan bu insanlığı tek çatıda e, Allah'ın töresinin çatısında yani Allah'ın e, emirlerinin çatısında toplamaya çalışanız biz. Dolayısıyla e, dünyayı Tek bir güç, tek bir yapı, tek kanunnamenin geçerli olduğu bir yapı haline getirmeye çalışan biziz aslen. Onlar bu arada, onlar da bunu yap yani Onlar da şeytani açıdan bunu yapmak istediler ama onlar bunu yaparken meseleleri bozmak, dünyayı kaosa götürüp koyup, bitirmek yani. Bizse var etmek, hak yapıyı kurup onun güzelce devam etmesini sağlamak amacımız. O yüzden hepsini birbirine karıştırıyor insanlar. Yani maalesef diyorum ya ülkece hiç kitap okumuyoruz sosyal medyaya görmüşsünüz. Şimdi mesela bizim e, e, dostlarımız bizle aynı çizgide olan insanlar şu deprem konusunda karşı tarafın söylemlerine kızmıyorlar. Kızıyorlar. Niye? Çünkü ezbere sosyal medyadan duyduğunu hakikat gibi anlatıyor görmemiş oluyor. Aynı şey bizim taraf için ya. Bizim taraf da sosyal medyada canı insanlar kafasına ne yatarsa onu hakikat kabul ediyor. Ondan sonra geri kalan saldırıyor. Oo, bu, o. Bir de acı saldırıyor yani ayıp saldırıyor. Mesela bana neler ya yok İran ajanı olduk ya İngiliz ajanı ne diye sırf bir takım bilgilerimizi anlatıyoruz diye. Yani o bilgilerimizi o vatandaş bilmiyor diye. bizi hemen ajan oranın adamı. Yok Rothschild'lerin adamı oldum ben. Siz. Onlar benim sponsorum oldu. Tamam. Ama cimriler biliyor musun? Ben kirada oturuyorum kiralık bir arabaya biniyorum. Çok cimriler ondan. <laughs> Şeye kadar gitti ya gördüm ben bunu gözümle. Ee, zaten bu yaptı işte. Bunun yüzünden oldu. Türk Devleti onun için anlaştı Rothschild'lerle. Bu konuştu konuştu konuştu. Ondan sonra oldu diye yazmış yani bir tanesi. Şaka gibi yani. Ondan sonra. Şimdi bir takım adamlar Türk'se. Bir de Hadi gelin beraber dünya yönetelim diyorsun. A, kötü bir şey biliyorlar ya? Yani işte bak şimdi hemen onlar şeytani mi? Yeme abi. Yeme şeytani. Şeytan olacak dünyada zaten. Şeytanın olmadığı bir dünya mı var? Dünyanın e, var olma sebebi ortadan kalkar. Şeytan olmazsa değil mi? İmtihan ortadan kalkar. E sen küresel sosyal medyayı koy. E sen sosyal medyaya yiy, ya yem olmuş. Bütün onun içinden çıkmıyorsun. Girme. Bak aynı şey yani şimdi aşı aynı. O, o manada söyledim ben. Adam önüne ne servis ederse yiyorsun sen. Ben de burada çırpınıyorum yeme diyorum kardeşim yeme ben senin kardeşinim diyorum sen bana tükak ediyorsun bana kızıyorsun. Sen şöyle mi bakıyorsun peki yani süreçte eğer onlarla yol yürüyüp güçleneceksen yarın ayağa kalkıp sıkıntılıysa da tokatı koyabileceksen yürü mü diyorsun sen? O kadar zaten mesele o değil midir? Adam 2 milyon ya 500 milyon Türk'sün 1,5 milyar Müslümansın. Bu 2 milyon bana ne yapar diyorsun? Oho geçmiş olsun. Zaten onu söylüyor bakın. Bak çok söyleyeyim ben bunu da söyledim. Her yerde dedim ki Türkiye güçlenecek ve çok zenginleşecek. Çok yakında. Ama dedim asıl tehlike bu. Çünkü bunun örneklerini son zamanlarda vermeye başladım. Artık seçim mevsimde yok. Yani bu anlamda. Dedim ki Ankara Çukuran var. Herkes gitsin bakayım. Ülkenin milli muhafazakar iktidarının üyeleri, bakanları, milletvekili, onların çocukları, kuzenleri, yeğenleri, bilmem neleri, kafeler böyle oturuyorlar. O gücü, zenginliği temsil eden yerde. Git bakalım ben bir öğlen, bir yatsı çok giderim de bir seferinde bir kardeşimle camiye girdik. ezan okundu. Camide ikimiz namaz kıldık sadece. bir kafeler. Hadi bak şimdi hikaye bu. Öyle yok. Rothschildler şeytani meytani. Tabii ki şeytan olacak. Sen yemeyeceksin. Yok şeytana uydun. Ve uyarsan imtihan bitti. Bay bay. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim insanımız maalesef biraz burada. Hep ben söylüyorum. Dünyanın en muhteşem milletiyiz biz. Vicdanıyla, aklıyla bugün dünya ortalamasının çok üstündeyiz. Ama kendi özümüzün çok gerisindeyiz. Bak. E, o yüzden de e, yavru Rothschild'le de anlaştın. 2 milyon adam. Para onlar da. Ne yapacaksın? Yani anlaşmadın. Hani ne yapacaksın? Yani ne yapacaksın yani? Hani diyoruz hep öne çıkalım, ezilmeyelim, ezdirmeyelim kardeşlerimizi. Nasıl ezdirmeyeceksin abi? Bak ezdirmiyoruz şimdi. İsrailli'ye birbirini Doğa, yediriyoruz şimdi. Ödünü vermiş olacak mısın? Birbirini peki? yediriyor. Hayır abi ödün vermiyor. Karşılıklı bir anlaşma bu. Sen 2 milyon 500 milyon. buçuk milyarsın. Çünkü niye? Türkiye de hazırlığını yaptı. Türkiye'nin adam olacak çocukları adam oldu. Afrika'da Türk devletlerinde bütün devletin yönetimleri, yöneticiler, siyaset ve bürokrasi Türkiye'nin elinde. O yüzden mesela Fransa deliriyor. Niye? Rothschildler Fransa'nın sömürdüğü paranın olduğu bankayı satın aldı. Türkiye'de oradaki siyasi ve bürokrasi ele geçirdi. 14 ülkedeki. Öyle. Zaten toyun kuruluşu da. E, 7'ye 6. Yani Oğuz'la beraber, Oğuz Kahane'yle beraber. 7'ye 6. 6 kişi. Bunlar finansı yönetecek abi. Ama sen burada bir fazlasın, 7'sin. Bir de sen başsın. Yani tahtta sen oturuyorsun. Devleti sen yönetiyorsun. E sen öyleyken, hal böyleyken en üst toyda fazlasın. Bir fazla, bir fazla demek yani. Ha bir olsun yaşıyorsun, fazla demek. E, sayıca devasa fazlasın adamlar Bu bir kumar mı peki? Kumar değil abi yaparsın. Böyleyken Ay, kumar değil aslında. Yapamazsan altından bu strateji ben anlamı yönetilemezsen ne olur? Ne olur bir şey olmaz yani. Herkes müstahakanı bulur. Ne olacak ki? Çünkü bak şunu tamam, kaçırıyorsun. Bir risk değil mi olur? Hayır yani, risk değil bak yani. şunu kaçırıyorsun. Niye risk? Şimdi herkes devlet, devlet büyük olsun devlet. İmtihan devletin imtihanı değil ya. Herkesin kendi imtihanı. İster devlet fakir olsun ister devlet zengin olsun herkes kendi imtihanını verecek. Biz devlet büyük olsun, güçlü olsun derken ne için istiyoruz? Bunu daha fazla tebliğ edelim, daha fazla insanı kurtaralım. Kurtuluşa erdirelim. Derdimiz bu. Sen böyle düşünüyorsun. Ayağa kalktığında, güçlü olduğunda zaten koyarım tokat. E şimdi bunu diye karşı taraf e, aptal Risk değil. Diyorum. Para onda aptal da değil. Evet. Ve düşman olarak da eğer Görüyorsa ki görüyoruz evet, öyle. Her türlü şey e, tamam aynı. yapacak, yapacak, yapacak. Yemeyeceksin. Yersen geçmiş olsun. Şey, o soru muydu? Yersen ne olacak? Geçmiş olsun. Herkes kim yiyorsa o. Yani yersen şöyle, sen şöyle bakma. Yiyorsa Yedin. olur mu hocam? Komple ülkeden bahsediyoruz. Tamam biz. hayır ama abicim, kocaman olur. coğrafyadan Aa, bahsediyoruz. Bak şimdi, bak. Şu anda dünyayı düşünüyorsun. Bu ülke büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur? Ahiretle birlikte düşündüğünde, herkesin kendi kendi kişisel imtihanındayız biz. Bak ne diyorum? Ülkemizin güçlü olması, imparatorluk olması, orta, dünya'yı yönetmesi meselesi bizim hayatımıza kişisel olarak bir bireyin hayatına bak. Hayatı bütün olarak söylüyorum. Ahiretle beraber hayatına bir katkısı olan bir şey değil ki. Devletin büyümesi, devletin güçlenmesi sadece bizim çizgimizi, fikriyatımızı, görevlerimizden biri de olduğu için tebliği daha fazla, daha güçlü yapabilmemiz anlamına geliyor sadece bak. Kişiler açısından fark eden hiçbir şey yok. İmtihan devam ediyor. Ama fark eden şu var, Kişiler açısından insanlar güçsüz ve fakirken maalesef gözlenen ve yapılan deneyimler gösteriyor ki daha Muhammediler güçlendikçe zenginleşecek unutmaya başlıyorlar. Peki Sayın Erdoğan'la beraber bir yol Türkiye yüzyılı ve işte farklı ticari anlaşmalarla yol yürümek isteniyorsa seçim sürecinden önce bütün basınlarında özellikle Avrupa'da, Amerika'da Erdoğan'ın gitmesiyle ilgili niye propaganda yapıldı? Ekonomist'ten Time'ına kadar. İşte düşün. Genelde yapanlara bak. Rothschildlerin dergileri. Evet. Ve Rothschildlerin dergilerinin öyle bir şey yapması Türkiye'de Erdoğan'a ne yapar? Oy kazandırır. Bak, bunu herkes yani bilir. Şey gibi şu Şöyle düşün. Depremden sonra biz burada şunu konuşuyor muyduk abi? Bunlar bize bir oyun yaptı, bir şey attılar, bomba attı, onu yaptılar, bunu yaptılar, değil mi? Konuşuyorduk, değil mi bunu bize? Yani bir saldırı bu deprem diye e, ee, şeyin dergisi ne yaptı? Tanka tüfeğe gerek kalmadı diye şey yaptı. Herkes kızdı buradan değil mi? Ya bizim konuştuğumuz dünyaya duyurdu. Bizim öyle bir şansımız var mı? Dünyaya bunu duyurmak için. Adam dünyayı duyurdu bizim yerimize. Millet yani direkt değerlendiriyor konuları. Hep diyorum ya bir siyasinin, bir derginin, bir gazetenin söylediği şeye kızmayın. Evet. O neyi hedefliyor, neye varıyor, ne işe yarıyor o söylenen ona bakın. Ona göre hareket edin. Mesela Peki. atıyorum bir siyasi bugün bir sağ kesimin hoşuna gitmeyen ki, cum Cumhuriyet Halkası'nda bir şey söylüyor. Millet hemen kızıyor ona. Ya niye kızıyorsunuz adam CHP'yi küçültüyor. Her şey tabii arka tarafına bakmak Şimdi, lazım.